Ahududu yaprağı çayı nasıl yapılır? Nelere iyi geliyor? Ahududu, Rubicidius, gül familyasındandır ve bahar aylarının sonundan yaz ortasına kadar büyür. Çoğu bahçede, meyvesi için yetiştirilen bitki, yabani otluklarda ve orman alanlarında da doğal olarak yetişmektedir. Tatlı meyvesi bitkinin en popüler bölümü olmasına karşın, ahududu yaprakları çok uzun yıllardır çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Ahududu yaprağı çayının, harici olarak yaraların iyileşme süresinin hızlandırılmasından mide bulantısına, diş eti hastalıklarının tedavisinden safra akışını arttırmaya kadar farklı rahatsızlıklara iyi geldiği söylenmektedir. Kanı temizler. Boğaz ağrısına iyi gelir. Diş eti hastalıkları tedavisinde kullanılır. Adeti düzenler. Adet öncesi sendromu belirtilerini azaltır. İshale iyi gelir. Bronşite iyi gelir. Ahududu yaprağı çayı nasıl hazırlanır? Ahududu yaprağının sağlığa faydalarından maksimum düzeyde yararlanmak için en iyi çay hazırlama şekli. Kurutulmuş ve ufalanmış yaprakları 1-2 saat soğuk suda beklettikten sonra aynı suyla kaynatmaktır. Bir fincan için bir çay kaşığı kurutulmuş yaprak yeterli olacaktır. Ateşin üzerinden aldıktan sonra 5 dakika soğumasını bekleyip süzerek içebilirsiniz. Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe, gebelik ve emzirme dönemi hariç günde 3 bardak içebilirsiniz. Ahududu yaprağının sağlığa faydaları. Ahududu yaprakları, hafif ve orta dereceli ishali etkili bir biçimde geçirmeye yardımcı, tanen bakımından zengindir. İshalin hafiflemesi için her yarım saatte bir bardak, günde 3 bardaktan fazla olmamak üzere, içebilirsiniz. Çayın içine birkaç nane yaprağı eklerseniz ishal daha kısa sürede geçecektir. Menstrüel kanama ve kramplar ile adet öncesi sendromunun belirtilerini azaltmak için ahududu yapraklarıyla hazırlanan çay kullanılabilir. Bu konuda yapılmış herhangi bir bilimsel araştırma bulunmamakla birlikte geleneksel olarak çeşitli toplumlarda adet dönemiyle ilgili sorunları hafifletmek için kullanıldığı bilinmektedir. Yaraları iyileştirici özelliği ile kesik, sıyrık gibi yaraların ve egzama gibi tahrişe yol açan cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Aynı etkisiyle gargara suyu olarak diş eti hastalıkları, tahriş olan ve ağrıyan boğaz ile ağız içi yaralarının tedavisinde de etkili bir çözümdür. Ahududu yaprağı çayının yan etkileri. Ahududu yaprağı çayı rahim bölgesini etkilediği için özellikle gebeliğin erken döneminde kesinlikle içilmemelidir. Bazen doğuma yardımcı olduğu ve doğum kasılmaları başladığında doğumun daha kolay gerçekleşmesi için tavsiye edilse de doktor kontrolünde en fazla bir bardak tüketilmelidir. Emzirme döneminde etkisi konusunda herhangi bir belge bulunmadığı için güvenli tarafta yer almak adına tüketilmesi tavsiye edilmez. Eğer herhangi bir hastalık nedeniyle düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız ahududu yaprağı çayı içmeye başlamadan önce doktorunuza danışmalısınız. Bu tür videoların devamı için desteğinizi belirtmek adına videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.